çıkarabiliriz. Kültür Bakanlığı'nı Ali Bektaş'ın Kültür ve Cemevi Başkanlığı diye kendilerine göre oluşturdukları bu yapıda hiçbir Alevi kurumundan, hiçbir Alevi'den sormadan, görüş almadan, bilgilendirmeden kendilerine göre bir politikanın sonunda ortaya çıktılar. Ama Aleviler, özellikle Alevi kurumları böyle bir kurumu, böyle bir kuruluşu yok sayıyor, yok sayacağız ve bu kurumun bir an evveli yeniden feshedilmesi gerektiğini hep birlikte zaten haykırıyoruz. Ocağın ne olduğunu, hatta bundan daha önemlisi günümüzde yanlış anlaşılıyor, ocağın ne olmadığını anlatmam gerekiyor. Kısa kısa cümlelerle ifade edeceğim. Alevi ocağı deyince seyitlerin, dedelerin ve taliplerin toplamından ibaret bir sosyal yapıyı kastediyoruz. Yani şöyle düşünelim, Alevi ocağını bir matematik kümesi gibi düşünelim, küme. O kümenin iki elemanı vardır. Bir, dedeler, iki, talipler. Tabi dede derken aynı zamanda pir, şeyh de aynı anlamdadır. Birisi Arapça, birisi Kürtçe, Farsça, birisi Türkçe. Özellikle bu tanımı böyle yapmamız gerekiyor. İki, peki ne değildir ocak? Ocak dediğimiz kesinlikle tekke, türbe, ziyaret, yani kutsal mekan değildir. Her ocağın bir dede grubu vardır ya da seyit grubu diyebiliriz, pir grubu diyebiliriz. Bir de ona bağlı olan talip grubu vardır ki bunlar ister Kürt, ister Türk, ister Arap, ister Fars, Roman, Abdal olsun. Bunların her biri daha önceleri bir aşiret halindeydi. Zaten ocakların oluşum döneminde de seyitler belli aşiretlere gidip onları irşad etti ve süreç öyle başladı. Ocağın tanımını böyle yaptık. Herhangi bir türbe, tekke, mekan olmadığını belirttik. Hemen örnekler vereyim. Hacı Bektaş Ocağı deyince anlayacağımız şu. Hacı Bektaş'ın buradaki kutsal makamı değil, mekanı değil. Hacı Bektaş Ocağı deyince Hacı Bektaş'ın soyundan gelen seyitler ile bu seyitlere bağlı talip topluluklarının toplamına biz Hacı Bektaş Ocağı diyoruz. Aleviliği Osmanlı baskısı altında, yani tamamen Sünni bir devletin yönetimi altında koruyan önemli bir kabuk vazifesi görüyor ocak sistemi. Bir örümcek ağ gibi bütün Anadolu'yu sarıyor. Dedeler belli, talipler belli. Onun oğlu gidiyor, daha sonra onun oğlu gidiyor, devam ediyor. Böyle bu şekilde ocak sistemi devam ediyor. Ve Cumhuriyet dönemine kadar aslında Aleviliği, Kızılbaş Alevilerin iç örgütlenmesini, hukuk düzenini, eğitimini, taliplerin interneti, televizyonu, kitabı, her şeyi dedeler oluyor. Zaten kitaplar dedelerde bulunurdu. Ve esas Aleviliğin ocak sisteminin darbe yemesi Cumhuriyet dönemindedir. Cumhuriyet dönemindedir. Yani bakın Yavuz Sultan Selim'in baskısı altında bile ocaklar kendi şeylerini yürütüyorlar. Çünkü çok şey bir ağ, gizli bir örgütlenme. Yani insanlar oraya gidiyor, taliplerinin evinde kalıyor, hizmetlerini görüyor. Bir şekilde varlığını sürdürüyor. Ama Cumhuriyet'te özellikle göç, kente göç meselesi ocaklara büyük bir darbe indiriyor. Ocak sistemini zedeliyor. Dede talip bir yere gidiyor, dede bir yere gidiyor, talip bir yere gidiyor. Daha sonra 60'larla birlikte bu özellikle yurt dışına göç bir başka şey getiriyor. Bir de Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan Sünniliği, Sünni mezhepçiliği miras alarak sürdürmesi de buna eklenince Aleviler, Alevi inanç, daha önce aile için eğitim düzeni, ocak sistemi bozuluyor. Bana göre Alevi dünyada dünyada inanç okulu olmayan tek topluluk Alevilerdir. Yani şecereler içerisinde o kadar Alevilikle ilintisi olmayan, Alevilikle bağlantısı olmayan şey var ki bunu oturup konuşmamız lazım. Yani Alevilerin bunu artık konuşması lazım. Çünkü dedeler, özellikle ocak dedeleri, bir kere ocağı ve bu şeyleri işini kesinlikle ayırmak lazım. Yani ocak Aleviliğin
geleneksel örgütlenmesi ve ayakta kalmasını sağlayan yapılanma. Buna kimse bir şey diyemez. Ama bunu götürüp işte Ebul Vefa ya da başka bir kaynakçı, Hacı Bektaş da 12 imama bağlanıyor. Seceresi, onun da 12 imama bağlanıyor. Bunu tartışmamız gerekiyor artık. Bunu konuşmamız gerekiyor. Yoksa ben işte evladı Resulüm, Seyyid-i Saadetim diye ortadan gezerseniz burada bu sorular karşınıza çıkar. Yine işte Dervişger şeyinde bunun, bu secerenin 1673 tarihli bir secereydi. Bunun vergiden muafiyet için verildiği yazıyor ve bunun bir maddesi sanırım 52. maddesi, böyle maddeler oluşturulmuş. Der ki diyor, dünya neyin üzerindedir? El cevap, dünya öküzün boynuzunun üzerindedir. Daha neler neler var, ben bir tane örnek veriyorum. O zaman bizim bu secereler konusunu öyle eğmeden, bükmeden, efendim Ehl-i Beyt'ten gelir gelmez, bu da bir tartışma konusu. Yani görüşlerden biri o Hamza abi, onu söylüyor. Ama bunu söylemeyen 9 tane farklı görüş var, onlar da güçlü görüşler. Yani Ebul Vefa, Babayi geleneği, Hacı Bektaş geleneği, yani bunları bırakıp da doğrudan o imam yoluyla getirdiğinizde karşınıza başka şeyler çıkıyor. Bu alan çok sıkıntılı bir alan. Ben 30-35 yıldır bu işle uğraşıyorum. Ben bu işin içinden çıkamadım. Hamza abi biraz çıkmış görünüyor ama o da dönüp aynı şeye geri geliyor. O da çıkamadı. Çünkü oldukça fazla dinleyici var. O dinleyicilerin soracakları sorular. Kendinizi söylerseniz ben kaydedeceğim ama bu arada Hamza hocam çok... Kaynak olarak anlatmışım diye sundu. Hiç değinmedi bile. Şecere dışındaki kaynakları örnekledi.